Şimdi gamlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben etütlerin, yani gam etütlerinin duyum açısından da çok yararlı olacağını düşündüğüm için bu etütleri daha çok ısınma ve ilk başlarda öneriyorum. Daha sonra gene ısınma yaparken bu etütleri yapacaksınız ama daha çok gamlar üstünde artık dolaşacağız. Sonuçta gamlar da parmaklarınızı hareket ettiriyor ve çok değişik pozisyonlar çıkabiliyor gam etütlerinde. Şimdi hemen la minör gamı üstünden dereceleri farklı farklı kullanarak yürümeler yapacağız. Klasik la minörümüzü bir çalalım. Bir oktav la minör, la'dan la'ya çaldım. Artık bunu biliyorsunuz, bilmiyorsanız armoni serisine tekrar sizi davet ediyorum. Şimdi bunu bu şekilde etüt edeceğiz. Mutlaka bunu yapacağız. Daha sonra dereceler arasında gitgeller yapmaya başlayacağız. Mesela ne yaptım? Derece olarak konuşuyorum. Artık minör, minör 3, minör 2 bunları demiyorum. 1, 2, 3 dereceler arkadaşlar perde sayıları değil. 1, 2, 3 gamın dereceleri. 2, 3, 4. 3, 4, 5. 4, 5, 6. 5, 6, 7. 6, 7, 8 şeklinde bir oktav la minörü çalıp geri dönüşünü yapıyorum. Geri dönüşünde mantığı aynı. 8, 7, 6, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Hemen ritim üstüne de. Etütlerini hızlandırmaya da arkadaşlar çalışacaksınız. Hızlandırdıkça göreceksiniz zaten çoğu şarkının içinde desen olarak var olan şeyleri etüt ediyor olduğunuzu fark edeceksiniz. Mesela bir şarkının içinde var. Şarkıyı bilen varsa yazsın. Majör gamda da aynısını la minörde yaptığımızı kolay olsun diye do majörden anlatıyorum. Do majörde de aynı şekil, aynı mantıkla, aynı desenle ileriye ve geriye doğru bu gamı yeni başlıyorsanız göreceksiniz do majörde bunu çalmak tabii daha zor. Daha çok parmaklarınız esniyor. Bir daha yapalım ritim üstüne. Bir de arkadaşlar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi la minörde 4 perdede esneme yerim 5. ve 8. perde arası. Buradan daha kısa olduğu için çok böyle atlama hareketi gibi bir şey gözükmedi bakın. Daha durağan bir şekilde iniyorum ama do majörde eklemlerimi yorup aşırı bir şekilde esneme yapmaktansa mesela şurada hafif zıplıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum çalarken. Şimdi bir daha çalayım. Buna da dikkat edin. Parmakları açmak yerine elimle hafif esnemelerle bu notaları çalıyorum. Bakın şimdi. Bakın hemen hop. Ufak bir sıçrayışlarla, ufak sıçrayışlarla geliyorum.
Burada seçim sizin. Artık ne tarz çalacağınızla da ilgili bir konu bu. Mesela Billie Jean vardır. Mükemmel bir basçı. Mr. Big grubunun basçısı olarak tanınır. Adamın genel çalım mantığında sürekli uzak seslere uçmalar vardır. Sürekli. Ve çok hızlı. Adamın derdi biraz da hızdır. Dolayısıyla o basçı parmaklarını mümkün oldukça esneterek çalmaya çalışır. Veya thrash basçıları, gitarı takip eden belirli hızlarda gitarı takip etme dertleri büyük olan thrash, speed thrash gibi türlerin basçıları bu tür zıplamalar yerine baya baya parmakları nasıl daha fazla açarımın peşinde koşarlar. Burada biraz seçim size kalıyor. İkisini de öneriyorum. Esneterek de hafif zıplayışlarla da çalabilirsiniz. İkisi de yanlış değil. Do majörü de çaldık. Daha sonra gamın üstünde arpej öneriyorum arkadaşlar. Arpejlerde göreceksiniz zaten 3 sesli arpejler yapacağız şimdi. Dolayısıyla 3 parmak çalışacak ama farklı farklı parmaklara denk geleceği için bu da size güzel bir etüt olacak. Mesela la minörde 1-3-5 arpejin mutlaka dediğim gibi çalışıyoruz zaten. Daha sonra hemen dereceleri arkadaşlar değiştiriyoruz. 1-3-5 yerine 2-4-6. Hatta bunları üst üste kombine edebilirsiniz. 1-3-5-2-4-6 gibi. Daha sonra ne gelir arkadaşlar? 1'i hallettik, 2'yi hallettik, 3. 3-5-6'yı atlıyoruz, 7. Daha sonra 4-6-8. Oktava kadar geldik. Zaten 4-6-8 gördüğünüz gibi 1-3-5 ile pozisyon olarak aynı. Ama bunları üst üste çaldığınız zaman parmaklar bu paternlere alışacak. Ve parmaklar daha seri bir şekilde yer değiştirmeye alışacak. Bunu da en azından bir oktavlık gam içinde etüt edebilirsiniz. Aynısını majör gam üstünde de inceleyelim arkadaşlar. Do majördeyiz. Burada biraz daha pozisyonlar fark edecek. 1-3-5 majör 1-3-5 arpejimiz. 2-4-6. 2-4-6'da gördüğünüz gibi artık 3 tel kullanıyoruz. Ha, buradan çalamaz mısınız? Çalabilirsiniz. Ama biz 4 perdelik şu an hakimiyet altında etüt yaptığımızı düşünürsek bu şekilde çalmanızı ilk başta öneriyorum. Daha sonra 3. dereceden başlayacağız. Ne yapacağız? 3-5-7. Maj 7. Daha sonra arkadaşlar 4-6-8. Evet, bu etütlerin arkadaşlar size yararlı olacağını düşünüyorum. En azından belirli bir süre bunlar devam edecek etütlerimiz. Ama dediğim gibi en baştakiler başlangıç seviyesinde olanlar için çok yararlı olacağına inanıyorum. Orta seviye için yapmadıysanız bu etütlerin de sizi zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.